Evet, selamlar, ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte EFC 24 Minecraft serimizin muhtemelen 13. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. ...13'te olabilir, 12'de olabilir, tam emin değilim ama ışıkları biraz kapattım, yani bence muhtemelen çok fazla bir karanlık olmuyordu diye düşünüyorum ve ışıkların bence kapalı olması bence daha iyi yani. Bir fark yok. A game of colossal importance and a stadium packed to the rafters. We can't ask for any more. How could it be otherwise when two high level sides hazırlanıyor burada. Faces football out of the very top drawer. Yani Galatasaray'la karşılaşıyor olmak beni bir tık üzdü açıkçası. Ben Galatasaray'la forma giymek istiyordum ama videoya geçmeden önce yanınıza bir soğuk içecek, aperatif, bir yiyecek, bir tatlı veyahut tatlı bir ürünü alabilirsiniz. Tatlı ya da tatlıya benzer bir ürün ya da yiyecek, içecek alabilirsiniz. Bunları hatırlatalım. Varsa aklınıza böyle fikirler unuttuysanız hatırlatmakta fayda var. Veya tüketiyorsanız yanınıza bir paket sigara almayı unutmayın. Çünkü çok keyifli dakikalar geçecek. Ben çünkü birazdan yakacağım. O yüzden şimdiden çıkarsam daha iyi olur. Yani 2 kemin sonunda bir yakarım muhtemelen, aman abone. Ve top Icardi'nin atışıyla başlayacak ve Icardi evet santraya başladı. Ali Dervişoğlu'na alaka. Sergio Roberto, Wilfred Zaha. Ali Dervişoğlu'na şimdi top kaybı. Tomori indirdik göğsümüze. İyi bir pas istedik, olmadı. Davinson Sanchez izin vermedi. Tomori, Kalulu. Şuraya bir pas istedim. Pekala, kötü bir pas. Şimdi Wilfred Zaha kazmayacak Kavataş'a. Wilfred Zaha Halil Dervişoğlu'na. Sergio Oliveira, Icardi, Halil Dervişoğlu, Tomori. Halil Dervişoğlu şaşırtmıyor ya. İyi bir pas. Davinson Sanchez'i geçtik. Kerem Demirbay'ı da geçtik. Şimdi bir şut. Biraz yüksekten gitti. Muslera avlayamadık. Yapacak bir şey yok. Düşünüyorum ben. Şuraya topu istedim. Davinson Sanchez'i aldattık. Şimdi bir şut. İki şut, ikisi de çok berbat gitti. Fernando Muslera paslaşarak başladı. Victor Nelson'la. Victor Nelson ayağından açtı topu. Şimdi takım arkadaşımıza söyledik baskı yapmasın ama yapmadı. Şimdi Kerem Demirbay. İyi bir girdik araya abi. Davinson Sanchez'i tekrardan aldatabilir miyiz diye düşündüm. Fakat pek aman vermedi bana. Chukwueze. İstedim topu. Davinson Sanchez bizim orada üstümüze geldi ve hala gelmeye devam ediyor. Bu araya girersek top kaybı yapacağımızı düşünüyorum ve evet zaten bunu daha söylerken top kaybı yaptık. Şimdi Wilfred Zaha. Verdi kazmayacak Karataş. Soldan geçemedi. Wilfred Zaha araya muazzam girdi. Şimdi Emmanuel Moura Icardi verdi Wilfred Zaha'ya. Wilfred Zaha Galatasaray hücumu. Moura Icardi. Halil Dervişoğlu'nu düşündü. Fakat yanlış isim olduğunu düşünüyorum ben. Düşünülen şimdi. Ortaya doğru hücum istedim. Şimdi bir ara pası. Davinson Sanchez'i geçtik. Araya arkaya bıraktık. İstedim topu. Offside diyor yan hakem. Güzelce geçmek istedim fakat geçemedim. Davinson Sanchez izin vermedi. Şimdi tekrardan. Yanımızda hemen önümüzde Kerem Demirbay var. Kerem Demirbay. Bir ara pası düşündüm. Bir tık sert oldu. Davinson Sanchez. Gerçekten iyi bir stoper. İstanbul Spor maçında göstermiş o, pardon. Medikol Başakşehir'de göstermiş olduğu performans gerçekten mest etmişti taraftarlarını. Tomori. Halil Dervişoğlu. White. Fikayo Tomori. Hayır. Pas verdik yani, neyse tamam, gene hedefe gitti. Chukwueze. Geriye doğru istedim. Ancak sanırım bir tık yanlış bir zamanlamayla istedim. Wilfred Zaha evet 45 dakika bitiyor bir Galatasaray'la. 0-0 beraberlik eşitlik var maçta. Pardon, Virgin Disk. Sergio Oliveira'ya geçtik. Davinson Sanchez'i geçemedik fakat Victor Nelson izin vermedi. Kerem Demirbay topu kaybı yaptı. Victor Nelson'u geçebileceğiz mi diye bakıyorum. Victor Nelson'u geçemedik. Sasha Boye izin vermiyor. Gerçekten gerçek hayatta olmuş olduğu gibi dallıyor amına koyayım herif. Şimdi topu dışarı çıkarttık. Kerem Demirbay
Kerem Demirbay topu ayağımızda tuttuk. Rafael Leo'ya bıraktım. Rafael Leo Pellegrini'den istenen topu içeri doğru kat ettim ama olmadı. Victor Nelson izin vermedi. Şimdi tekrardan Sasha Boye. Sasha Boye Rafael Leo'da. Rafael Leo Pellegrini. Topu istedim. Pellegrini. İyi bir pas, iyi bir pas, iyi bir pas. Ancak Victor Nelson izin vermedi. Ayağını soktu ve Halil Dervişoğlu şimdi Icardi'de. Verdi Nicolo Zaniolo'ya. Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo. Emmanuel pardon, Halil Dervişoğlu. Sergio Oliveira, Icardi. Olmadı. Güzel. İyi bir pas. Bıraktım. Rafael'o, Rafael'o. Vurdu. Olmadı. Bir şut daha. Galatasaray maçında iyi bir istatistik gösteremiyoruz. Ama buna rağmen iyi bir gol pozisyonu bulduk. Rafael Leão'nun golüyle atlak 66'da öne geçtik. Şimdi Kerem Demirbay döndü Victor Nelson'a. Victor Nelson. Victor Nelson. Sasha Boye. Sasha Boye. Verdi pasını Kerem Demirbay. Demirbay. Kapladı topu. Rafael Leão. Biz Victor Nelson'u geçtik. Sasha Boye'yi de geçtik. İnanılmaz. Davinson Sanchez. Rivelo. Çok iyi bir şuttu, çok iyi bir şuttu fakat maalesef gol pozisyonu, gol değeri kazanmadı. Uzaklaştırdı kalesinden. Orada Teo'nun iyi bir kafa, Kerem Demirbay. Sasha Boye'nin önüne indirdi. Sasha Boye'yi verdi pasını Tete. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden birisi Nicolo Zaniolo. İyi bir orta gol getirebilir. Nicolo Zaniolo, Nicolo Zaniolo, Sasha Boye, Maignan. Teo Hernandez uzaklaştırdı. İyi de oldu. Şimdi aldık topu. Bir ara pası Davinson Sanchez'den geçmedi. Davinson Sanchez çok iyi bir müdahale yaptı. Davinson Sanchez şimdi iyi bir sprint açtı orada. Evet. İyi bir orta Wilfeza. Magnum. Torreira girdi. Sergio Oliveira çıktı. Torreira ben satıldı zannediyordum. Maç başından beri Torreira'yı oynatmazsanız öyle top kayıpları yapabilirsiniz. Şimdi Rafael Leão'nun önüne doğru baktım. Rafael Leão, Rafael Leão, Rafael Leão. Vur oğlum kaleye. Rafael Leão'nun ikinci golüyle birlikte farkı 2'ye çıkardık şimdi. Torreira geri döndü. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Rafael Leão araya girmek istedi. İyi bir presle topu aldık şimdi. Teo Hernandez. Pellegrini. Dönme. Bana sakın dönme. Geriye çıkartabilirsin. İyi de çıkarttın. Ben orada ayağımla çok kötü açtım. Bir tık yorgunlukla. Şu an saçmalıyoruz. Sasha Boye'ye kaydım. Bir tık sakatlığa yol açabilecek bir müdahale. Hakem uyarıyor bize. Pekala hakem. Aynı kanat üzerinden oynadılar. Şimdi Kerem Demirbay orada. İkili mücadele başarılı. Kerem Demirbay ara pasını verdi. Torreira. Torreira. Kalulu'ya. Kalulu'dan Pellegrini. Muazzam. İlk bu maçı geçeceğiz. Hemen geçelim hatta. Bu maç sahaya çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu maç çünkü bir tık bizim için basit bir maç olacak. Sonuca geç diyeceğim. Yani Milan bence bunu biz yokken de yenebilir. Bizim bir golümüzle beraber kalmışız. Pekala. Juventus da bu sırada kazanmış. Sassuolo kazanmış. Yani üzücü. İlginç bir beraberlik. Milli takım maçı vardı. Galiba milli takıma seçilmedik. Milli takıma maçı vardı orada. Galiba milli takıma seçilmedik. Monza ve Monza'yı da geçeceğim. 6 puanı var ligde. Ligin kaçıncı sırasında tam bilmiyorum ama yani herhalde yeneriz diye düşünüyorum. Monza maçına çıktık ve evet 3-0 yendik. Bizim bir golümüz var. Rafael Leão'nun 2 golü var. Evet güzel oldu ve bu süre zarfında da rakiplerimiz berabere kalmış. Bizim için iyi bir sonuç. Şimdi tekrardan Atene ile karşılaşıyoruz ve evet. Yeisports'tan bilirim var.
2024 balonlarında bizim ismimiz yazılmıyor. Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah ve Lautaro Martinez bulunuyor. Modern bir, evet, yeni siparişler gelmiş. Ve burada yine bizim için antrenmanlarımız önemli. Savunma yaptıralım. Soğukkanlılık ve antrenman takviyesi veriyormuş bize. Onun dışında bir şey gelmemiş. Ve sinema odası değil de antrenman ekipmanı kuralım. Evde oyun odası kuralım. Bir Neymar olalım ve sinema odası kuralım. Bir tık keyfi şeyleri vereceğim ve alacağımız 100 bin euroluk bir maaşla da takım arkadaşlarımızı övelim. Alacağımız 100 bin bir maaşla da geçebiliriz ve Roma ve Real dışında da ilgilenen ve Atalanta dışında ilgilenen bir kulüp yok. Şimdi Athena'ya karşı çıkacağız. Geçen gün seni maçta görmek harikaydı. Ha, yatırımlarımızın geri dönüşü olmuş. Oo. Bir tık kötü oldu bu. Şimdi doğa koruma alanlarına bağış yapalım. Ha, okullara para bağışı gelmiş. Onlara da paramızı veririz ve modern bir home office kuralım ve artık işlerimizle de orada ilgilenelim. Milli takıma giden oyuncular, evet, biz seçilmemişiz abicim milli takıma. Yani bu kötü oldu bir tık. Milli takım hocamız bizi alma gereği görmemiş. Üzdü. Şimdi Athena'ya karşı çıkacağız. Yunan takımına karşı çıkacağız ve Yunan takımına karşı iyi bir performans gösterirsek bence diğer Avrupa kulüplerinin de gözüne girebiliriz. Evet, Ayman olarak oynuyoruz ya. Athena'ya karşı çıkıyoruz sahaya. Zuber, evet, pası Garcia'ya. Szymanski buraya gitmiş. Fenerbahçe'den satılmış muhtemelen. Szymanski araya giremedik. Orbel'in, Zuber, Benacev, Pellegrini, Chukwueze, olmadı. Şimdi topu aldık. İyi bir geçiş yapabilirsek gol pozisyonu bulabiliriz. Bir şut tekrardan defansta kaldı. Yani Milan'da açıkçası ben performansımızı beğenmiyorum. Şimdi bir şut daha tekrardan defansta. İçinovic. Atina hücumu güzel. Golle sonuçlanmadı. Kalulu. Şimdi topu aldı. Teo Hernandez. Befelio. Benacer'den top bize geldi. Şimdi ayağımızdan açmak isteyecek fakat Spite izin vermedi. Szymanski. Szymanski. Mijat Gacinovic. Danger averted. Well read. Pellegrini. Rafael Leao. Bize verdi topu. Rafael Leao. Şimdi oyunu biraz yavaşlatalım. Tekrardan sağına geçtik. Geçebildik mi diye başladık fakat Hacı Safi bize izin vermedi. Orbelin. Benacer aldı topu. İyi bir geçiş, iyi bir geçiş. İçeri doğru bir orta. Şimdi iyi bir orta. Pellegrini direkten döndü. Çok iyi bir top. Hocam foul değil mi bu? Yani serbest vuruşu biz kullansak fena olmazdı. Şimdi dışarı istedik topu. Bir şut. Szymanski'nin kafasına çarpıyor fakat golleri kazanmıyor şutumuz. Şimdi topu dışarı doğru isteyeceğim. İstedim. Harika da aldık. Şimdi bir şut. Hocam el yok mu? Hocam el yok mu? Kalulu. Teo'dan bize bıraktı. Bir şut şimdi. Uzun zaman sonra bir gol bulduk. İstiyorsanız sizin de gelin şu bir pozisyona bir bakalım. Şurada bir el vardı galiba. Yani şurada bir el vardı galiba. Pozisyonun bayağı bir gerisin. Heh. Yani ben burada el olduğunu düşünüyorum. Yani doğru düşündüğümde düşünüyorum. Ve evet hocam el var. Yani penaltımız verilmemiş. Yani burada bir el var. Burada bir kola çarpıyor yani. Penaltımız verilmiş ama biz penaltıya bakmıyoruz. Biz direkt golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Bizim için penaltı olur, olmaz olmaz. Olur olur olmaz. Hiç ilgilenmiyoruz Zuber. Şimdi Pellegrini. Eliasson. Şimdi içeri doğru orta keserse gol fırsatı olabilir. Orbel'in vurmadı. Penaltı olabilirdi. Hakem bu maç bilmiyorum yani UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını yöneten hakemlerin böyle bir kötü performans göstermesi hoş değil. Şimdi önümüz boş, bir şut yakında.
Atak organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dışarı doğru topu istedim. Dışarı doğru topu istedim. Bomboşum. Bomboşum. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Yani keşke bize topu çıkarsalar da orada da gelişine vurabilseydik. Çünkü çok kötü oldu. The timing was perfect. Ball one. And the electronic board showing one additional minute. İyi bir şekilde hata çıkıyoruz. Şimdi vuracağım buradan uzaklardan. Çok uzak. Çok da gereksiz bir şut top. Bizim top atışımıza başladı şimdi. Hızlı bir hücum gerçekleştirmek istiyoruz. Arkadaşı geçtik. Ayağımızdan açtık. Kallens. İyi bir pas. Belki de orada bir pas atarsını. Belki de orada bir hatayı önledi. O pası vererek. Şimdi Teo Hernandez'e Pellegrini. Benacer. Kalulu. Ver topu. Teo Hernandez'e. Teo Hernandez. Ortaya doğru istedik topu. Geçmeyi tercih etti. Yalnız iyi bir seçim miydi bilmiyorum. Stankovic. Topu dikti. İyi bir uzaklaştırma olduğunu düşünüyor. Hocam foul değil mi? Topu aldık. Yani önümüz çok dolu. Bir ara pası denedim fakat maalesef başarılı olmadı. Zuber. Gacinovic. Szymanski. Orbelin. La Garcia. Garcia verdi. Elton'a. Eliasson. Eliasson. La Garcia. Olmadı. La Garcia'ymış bu arada. Topu aldık. Rafael Leo'ya bir pas düşündü fakat geçmedi like şimdi. Kallens verdi. Takım arkadaşı Havis. Topu kaybettik. Pardon kaybettiler. Şimdi geçtik. Kanatlardan ilerliyoruz. Kanatlardan ilerliyoruz. Topu ayağımızdan açtık. Rafael Leo'yu içeride görüyorum. Rafael Leo'yu içeride görüyorum. Bir orta Rafael Leo'ya doğru. Muazzam bir maç oldu. Muazzam bir maç. Yani bir gol, bir asist. Şimdi orada topu alabilirdik fakat alamadık. Zuber şimdi verdi. Tabii Garcia'ya. Garcia Kalulu'dan Kalulu bize doğru oynadı. Beklediğim bir pas değildi. Rafael Leo biz bir tık şu an baya bir şeydeyiz. Önü boştu. Böyle bir maçta böyle bir şut çekilmesi bence gayet mantıklı. Doğru bir karar. Bize oynaması zorunlu değil zaten. Belki biz oynasaydık gol atamazdık. Zuber şimdi. Verdi pasını. Kallens'e. Kallens. Makodoy'di. Makodoy. Patatas gelir mi? Gelmedi. Szymanski. La Garcia. Benacer. Topu kaybedeceğiz. Topu kaybede hala bilirim. Kaybettim mi? Kaybettim. Kaybı yaptık hakem son düdüğünü bekliyoruz ve hakem evet hakem son düdüğünü çaldı. 3-0'lık bir galibiyetle evimize dönüyoruz Yunanistan'dan. Yani bugün bilmiyorum bu maç bir tık kötü geçti herhalde onlar için. Zayıf teknik direktör performansı hocanın arkasında olduğumuzu belirtelim çünkü zaten kötü bir performans gösteriyoruz. Sıkı çalışmaya devam edelim. Yatırımlara yeni şeyler gelmiş. 8 gün sonra da mikrofinansımız gelecek. Oyuncu menajeri diyor ki en iyi oyuncular. Şey demiş orada görmedim. En iyi oyuncular dünyanın zirvesindeymiş gibi görünüyor. Sıkı çalışmaya devam edeceğimizi biliyormuş. Bologna'ya karşı oynayacağız. Bologna karşısına galibiyetle ayrılmak istiyorum. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Aktiviteler bir kulüp efsanesi muhtemelen Villa'nın kitabını okuyacağız ve varlık girişimcinin kitabını da okuyarak şu an 264 euromuz var. Maaşımızın yatmasını bekliyoruz. Şu an 5 parası kaldık. Takımın önemli anlarını oynayacağım. Bologna ve Juventus oynayacağım. Evet takım olarak oynamayı seçtim. Biliyorum farkındayım. Çünkü takımın zaten önemli anlarında en fazla 10-15 tane atak olacak. Görüyoruz. Kendimi kat etmesini bekleyeceğim. Kat ettim. Verdim arabasını. Bomboşum. Önüm bomboş. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir şut. Bomboş top. Bomboş golü kaçırdım. İnanılır gibi değil. Bomboş golü kaçırdım. Rafael Leo. Çukurveyza'yı bıraktı. Çukurveyza bana bıraktı. Topu aldım ama çok önüm dolu. Şimdi bıraktım. Kuvunic'e maalesef top kaybı yaptık. Bologna için serbest vuruş.
İyi bir serbest vuruş, iyi bir orta gol getirebilir. İki kişi olarak kullanacaklar. Kullandı ve kalenin bayağı bir üstünden top kayboldu diyebilirim. Milan hücumu ve boştayız. Offside olmazsa ve kendime pas çıkartacağım. Verdim pasımı. Alta. Bologna'nın hücumu var. Frühler. Benerce. Ooo, kontra atak şansına sahibiz. Hemen verdim. İleri doğru çıkacağım da top kaybı yaptık maalesef. Milan tek başına benimle koşuyor. Bu atakta bir gol bulmamız şart. Raffaello'nun biraz koşmasını bekleyeceğim. Raffaello koştu. Raffaello'ya verdim. Raffaello, Raffaello, Raffaello. Asistle golü bulduk diyebilirim şimdi. Milan için serbest vuruş diyor. Ben bu serbest vuruşta farklı bir şey denemek istiyorum. Kendime kullandırtıracağım. Şöyle yanıma da bir oyuncu çağıracağım. Pasla başlayacağım. Topu böyle uzaklardan fantastik bir gol denemek istiyorum diyecektim de top kaybı yaptık. Milan için orta fırsatı diyor. Olur. Hızlı bir hücumda neden golü bulamayalım? Şimdi Krunic. Krunic. Hocam foul değil mi? İyi, bunları değiştirmişler. Bazen böyle kontra atak falan filan yoktu. Hızlı hücuma çıkamıyordunuz bazen böyle. Top kaybı yaptığınız zaman foul de vermiyordu. Şimdi top bizde. Top bizde, top bizde, top bizde, top bizde. Raffaello'yu gördüm. Raffaello ayağından açtı maalesef ve ofsaytımız zaten. Ve evet, maç bitti galiba, evet. 2-0'lık üstünlüğümüzde bir golün asisti ve bir gol atarak da bu maçın galibi olarak. Ayvaz önemli olduğunu düşünmüyorum. O maçı geçmektense takım olarak oynadım ve bence de gayet de iyi oldu. 56.000 euromuz maaşımızı aldık. Şimdi Juventus'a karşı karşıya gireceğiz ve Juventus bizim için şu an lider ligimizde. Neyse, bir attık, evet. Juventus'la puanlarımız çok birbirine yakın değiller. Ama tabii yine de Milan olarak Juventus'u yenmemiz bizim işimize gelir. Evin için mobilya ısmarlayacağız ve evet, yeni mobilyalar alacağız ve şimdi okullara para bağışlamak için 95 bin euro paraya ihtiyacımız var. Şimdi Raffaello Ekim ayının oyuncusu ödülünü almış bu arada. Şimdi burada Aralık ayına girdiğimiz için ben şöyle bir şey yapacağım. Hani daha gerçekçi olması açısından formaya girelim. Balık şaklet yakasını giyelim. Dövmelerimizi kapatalım. Ve forma cevaplarını da biraz uzun yapalım da maçta üşümeyelim. Bunu da Haziran ayına girdiğimiz zaman değiştireceğiz. Şimdi herhangi bir kişi puanı gelmiş mi? Gelmemiş. Ben bir tık bir reytingimi arttırmak istiyorum. Yani şu sprinte vereceğim bir tık reytingimi. Ondan sonra şutlardan da bitireceğime bitiricilik puanını vereceğim. Ve onun dışında dribblingden tam beceri puanlarını verelim. Ve top kontrolüne vereceğiz. 82 overall olduk, evet. 82 iyidir. Yeni sezona girdiğimiz zaman da 85 ile başlarız. Ya şimdi neden hani 85 ile başladık? Hani oyun, hani FIFA'nın 6 ayda böyle bir güncellemesi geliyor ya. Transfer yamalarında, Ocak ayında falan filan. Biz de Kasım'dayız ya. Hani Ocak ayındaki güncellemeyi olur da unuturuz. Şimdi aklıma gelmiş, yapayım dedim. 82 overall olduk Ocak ayında, artık yeni FIFA kartımız 82. Yeni sezona girdiğimiz zaman da 85 ile gireceğiz Aralık ayında. İşte atıyorum, tekrardan Aralık ayına geldiğimiz zaman belki 90, belki 88 oluruz gibisinden yapmak istedim. Böyle bir gerçekçilik yapmaya çalıştım ama muhtemelen inşallah güzel yapmışımdır diye düşünüyorum. Evet, maç başladı. Serie A'da Juventus. Anılar, anılar. Salzburg sonrası Juventus'a gitmiştik ve Juventus'a göstermiş olduğumuz muazzam performansa rağmen Dusan Vlahović için çok iyi bir pas. Raffaello.
Fakat maç başlar başlamaz gol bulduk. Bu bizim için iyi bir şey. Bu maç bizim için bir tık intikam maçı olabilir. Bu maç bizim için bir tık intikam maçı. Locatelli bizim gollerimizi zeba ediyordu. Takım arkadaşlarımız iyiydi. Juventus pek iyi bir performans göstermiyordu. Yani Chelsea'ye gitmemizin sebebi ilk oydu yani. İlk 6 ay içerisinde Chelsea'ye gitmek için, transfer olmak için çıldırıyorduk. Ve neticede gitmiştik. Anılar biraz üzüyor beni bu maçta. Anılar beni üzüyor bu maçta. Şimdi hızlı bir hücum gerçekleştiriyoruz. Hızlı bir hücum gerçekleştiriyoruz. Kaleyi gördüm, vurdum. Szczesny'ye izin vermiyor. Polonya'dayken de kaleyi böyle çok iyi koruyordu. Bakalım. Varan mıydı? Onun soyadını unuttum lan. Dusan Voloyiç'ten bir şut Maignan. İkinci pozisyon yine Maignan. Üçüncü pozisyon olmadı. Hemen uzaklaştırdık orada. Şimdi Locatelli, Bernardo. Güzel. Şimdi ileri doğru çıkmaya çalışıyorum ama burada iki kişi var. Bir pas denedim. Çok iyi bir pas. Rafael Leo. Vur oğlum kaleye gol olsun. Ancak kötü bir şut. Önünü kapattılar. Biraz fazla bekledim orada. Şimdi onlar için bir kontra atak şansı. Chiesa, Tomer araya iyi girdi. Şimdi Rafael Leo çok ince bir pas attım. Rafael Leo. Vur oğlum gol olsun. Szczesny. Topu uzaklaştırdınız. Topu dışarı istedim. Topu aldık. Şimdi bir şut yanalara, reklam palonlarına. İyi bir pas şimdi. Onu geçtik, onu geçemedik. Neyse, top hala bizde. Rafael Leo alabilir mi? Alamadı, bilemez. Şimdi verdi pasını Chiesa. Gina. Vensun hızlı atak şansı. Chiesa. Bilemez, geri döndü. Bilemez. Alabilirdik Locatelli. Tekrar alabilirdik. Rafael. Doğru söylemişim lan Rafael diye. Bernardo Silva. Benatia çok iyi girdi araya. Benatia şimdi bir ara pas istedik. Rafael Leo. Benatia. Rejin Ders vur oğlum kaleye. Şimdi Teo Hernandez kafasıyla indirdi. Gidiyoruz. Kaleye bir şut. Direkten döndü. İnanılır gibi değil, direkten döndü. Muazzam bir şuttu. Ama direkt izin vermiyor. 12. adam oldu bir anda ve son 90 dakikada sonuna geldik. İyi bir şut çekmiştik fakat maalesef olmadı. Takımımızın tek bir kulüp bizle ilgilenmiyor. Muhtemelen Barcelona'ya transferimiz çok muhtemel gözükmüyor. Sezon sonunda bizle ilgilenen diğer kulüplere baksak fena olmaz. Evet, şimdi Roma maçına geçmeyeceğiz. Burada bölümümüzün sonuna geleceğiz. Evet. Yavaştan bölümümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde yine ilgilenmemiz gereken maçlarımıza bakarız. Roma, Athena maçı vardı görmüş olduğum kadarıyla. Bir bakalım ondan sonraki fikstürümüze. Ondan sonra Lecce ile oynayacağız. Lecce maçını geçer miyiz bilmiyorum. Aralıkta Torino ile karşılaşacağız. Torino maçını oynarız. Barcelona maçını oynarız. Ondan sonra da kapanış yaparız. Bir sonraki bölümde de Hellas Verona ile oynarız. Sassuolo ile oynarız ve Galatasaray ile oynar. Palermo maçını geçer, Fiorentina ile oynar. Kaydı kapatırız ve ondan sonra zaten Ocak ayına giriyoruz. Evet, burada transfer dönemi açılıyor. Burada bizim için belki menajerimiz görüşebilir ve Haziran ayına da çok az kalmış açıkçası arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra yine belki sezon sonuna gelebiliriz. Kişilik puanlarımızda artış yok maalesef. Evet hocam, iyi günler oyunlar, abone olmayı, like atmayı daha çok EFC, YKR serisinin gelmesi istiyorsanız ben videomlarda bunu belirtmek etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.